Suruç'taki bombalı katliamda yaralanan Mazlum Demirtaş'la birlikteyiz. Mazlum, öncelikle geçmiş olsun. Nasılsın öncelikle? Sağlık durumun nasıl şu anda? Sağlık durumum yani diğer yaralanan veyahut da şehit olan arkadaşlarıma göre çok daha iyi. Yani kolumda ve kulağımda ufak tefek problemler var. Onun dışında iyiyim. Bomba patlamadan önce ne yapıyordun? Bomba patlamadan önce biz zaten bir açıklama yapıyorduk, basın açıklaması. Kültür merkezinin bahçesindeydik. O esnada ben de kitlenin yanında slogan atıyordum. Zaten slogan atıldığı esnada bomba infilak etti. Ne sloganı atıyordunuz? Genel Rojava'yla, Kobane'yle ilgili dayanışma sloganları atılıyordu. O esnada işte zaten tam slogan atıldığı esnada bir gürültüyle hepimiz bir yana savrulduk ya. Sen nasıl etkilendin bombanın patlamasından? Ben yani ilginç bir şekilde yakın olmama rağmen çok daha yani az etkilendim. Ben de savruldum tabii doğallığında. Fakat diğer dediğim gibi diğer arkadaşlarıma göre daha az etkilendim. Sanırım onun sebebi de bombanın belli bir grubun yani belli bir insan topluluğunun içinde patlaması onların birazcık da bir set oluşturmasına sebep oldu. Onun tesirini azalttı diye düşünüyorum yani ondan kaynaklı olabilir yoksa oldukça da yakındım yani. Mazlum, Kobani'ye gidecektiniz, oyuncaklar götürecektiniz. Orada çocuklar için kütüphane, okul, bir yaşam kuracaktınız. Ama böyle bir saldırıyla, böyle bir katliamla karşılaştınız. Neler hissediyorsun yani, neler düşünüyorsun? Ben onu öğrenmek istiyorum. Yani biz bu kampanyamızın başından beri çok yoğun, çok müthiş ilgiyle karşılaştık. Devletin zaten bu tür bir şey hazmetmeyeceğini, buna müsaade etmeyeceğini az çok biz bunu da öngördük. Buna hatta bir de B planı yapmıştık. Geçemezsek Suruç'ta 1,5-2 günlük bir etkinlik yapmayı, sonrasında İstanbul'a geri dönmeyi planlamıştık. Bugün de zaten saldırının öncesinde işte ekibimiz, heyetimiz görüşmeler yapmak için gidiyorlardı zaten. Valilikle, kaymakamlıkla görüşmeye. Yani olası bir durumda Suruç'ta sınırda yapıp geri dönecektik. Fakat yani bunu bile şey yapamadılar. Yani 30'a yakın, 30'dan fazla arkadaşımız şehit oldu. Yani. Başımız sağ olsun. Sana da geçmiş olsun. Yaralı arkadaşlarla görüşme şansın oldu mu? Yaralı gençlerimizle. Yaralı arkadaşları zaten taşıdım. Yani taşıyanlar arasındaydım arkadaşlarımı. Kamyonlara. Yani şöyle bir şey de orada yaşandı. Bombanın patladığı alanda yani o sokağa, o kültür merkezinin bahçesine girecek olan sokakta ambulansların geleceği yol askeri araçlar ve polis araçları tarafından kapatıldı. Yani o yolda askeri araçlar ve polis araçları çekildi. Ambulanslar onların arkasında kaldı. Yani çekilmelerini, yol vermelerini söylediğimiz halde dakikalarca yavaş yavaş dönmeye çalıştılar. Geri geri gittiler. Ambulansları oyaladılar. Ve aynı zamanda bizi Suruç girişinde yaklaşık bir saat aramaya tabi tuttular. Daha sabah gelirken getirdiğimiz oyuncakları, ilaç kutularını açtılar. Bayraklarımızı çıkarttılar. Bizi bir saat aramaya tutan polis, asker orada sırtında bombayla, elinde bombayla katillerin oraya girmesine göz yumdu yani.